Merhaba, ben Latif Altıkardeş. Latif Bey, altın fiyatları son günlerde düşüşte. Bunun nedeni nedir acaba? Yani şimdi biliyorsunuz Amerika'nın faiz arttırımı var enflasyondan dolayı. Faiz arttırdığı süreç içerisinde ons bazlı olarak altın her zaman düşüş yönlü hareket etti süreç içerisinde. Ama altını tutan etken, yani çok fazla salmamasına sebep olan etken de dolar bir yandan. Yani faizi arttırdığı sürece dolar kendini koruyor. Yani çok fazla yükselemedi de çok fazla geri de gelemedi ama altının düşüş sebebi bununla alakalı biraz daha dünya genelinde. Aynı zamanda doların çıkmaması sebeplerinden biri de şu anda kayıtlı ve kayıtsız olarak ülkemize çok fazla ciddi anlamda para girişi var. O yüzden beklentiler 21-22 idi dolarda. O rakamlara çıkamadı. Şu an 18-500 seviyelerinde devam ediyor. Ama buradan biz altının daha aşağı yönlü gelebileceği beklentisindeyiz. Şu anda durum bu şekilde. Peki altın yatırımcısı ne yapsın? Yani altın yatırımcısı, altın biliyorsunuz hiçbir zaman kaybettirmeyen bir yatırım aracı. Yani aşağı doğru hareketler olabilir, uzun vadede ama her zaman yukarı. Şimdi biliyorsunuz önümüzde bir seçim süreci var. Altın belirsizliklerden, kaostan, savaştan beslenen bir maden. Yani Yunanistan'la olan problemleri biliyorsunuz şu anda, böyle ateşlenen, alevlenen durumlar söz konusu. Uzun vadede her zaman yukarı. Ama şu süreçte böyle biraz daha aşağılara gelebilir. Ondan sonraki süreçte gördüğü yeri unutmaz, her zaman da üstüne çıkar. O değişmeyen bir kural zaten. Hiçbir zaman korkmasınlar. Her zaman altınla ilgili alışverişlerini, yatırımlarını, ticaretlerini devam ettirebilirler. O zaman kısa vadeli yatırımcılara bir uyarıda bulunmamız lazım. Yani kısa vadeli yatırımcılar biraz zaten her anlamda dikkatli olması lazım. Bugün biz bile sektörün içerisindeyiz. Al-sat sistemini biz bile uygulamıyoruz. Çünkü biz bile onu takip etme ya da tahmin etme şansımız mümkün değil. O yüzden yani altın yatırım aracı ama uzun vadeli bir yatırım aracı. O yüzden biz kısa vadeli, yani bir aylık, bir buçuk aylık periyotlarda ne olacağını biz bile kestiremediğimiz için hiçbir müşterimize hiçbir şekilde alın ya da satın şeklinde kelimeler kullanmıyoruz. Sadece uzun vadede sizi mahcup etmeyeceğini, mağdur etmeyeceğini her zaman söyledik. Yine söylemeye devam ediyoruz. Şu süreç içerisinde biraz daha böyle aşağı doğru hareketler görülebilir ama uzun vadede her zaman yukarı.